Bak kainata nasıl dürülüyor her sabah güneşte. Kurumuş olan otlar birdenbire bir bahar yağmuru iniyor, yeniden meşgule bağlıyor. Sana verilen nimetin farkında değil misin? Allah bana bir şey vermedi diyorsun. Sen kendini mi yarattın be arkadaş? Hesapta sırat var, mizan var, ateş var, azap var. Çık mizana, çıkacaksınız. Hiçbiriniz kaçamazsınız, ne ben ne siz. Dönebilsem diyeceksin, heyhat bütün yollar kapandı. Dönemezsin, konuşamazsın. Sakın Allah'la hüsnü zannını bozma. Bil ki en daraldığın noktada Allah bir çıkış kapısı nasip edecek. Yeter ki samimi ol. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Cumanız hayırlı olsun efendim. Bugün cuma günü, günlerin en güzeli. Ve bu cuma gününde sizi evinizde ziyarete geliyoruz ekran yoluyla. Dilerim Allah niyetlerimizi halisane eylesin. Birbirimize dualarımızı ortak eylesin inşallah. Çünkü sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Birbirinize günahsız ağızla dua edin. Sahabi dediler ki ya Resulallah, günah işlemeyen ağız yok. Yani herkes herkesin aleyhinde konuşabilir, gıybet edebilir, suizanda bulunabilir. Olur olur. Nasıl günahsız ağızla yani? Ne edeceğiz? Nasıl bir tövbe edelim gibi yani. O da şöyle buyurdu. Birinizin ötekinin lehinde, gıyabında olmadığı yerde dua etmesi günahsız ağızla yapılan duadır. O zaman sevdiğinize dua edin. Onun haberi olmasa da Allah'ın haberi vardır, Allah'ın bilgisi vardır. Duanızı yaparsınız, faydasını mutlaka görürsünüz, görür faydasını. Hani balık bilmezse Halik bilir diye meşhur lafımız var ya, iyilik yap denize at. İyilik yap denize at. Halik bilir, mahluk bilmezse bile, yani insan ve balık bilmezse bile Allah bilir. Bu nedenle de bol bol dua edelim. Hele hele cuma günleri sadakayı çoğaltalım, güzel sözü çoğaltalım ve tebessüm edelim. Herkes birbirine tebessüm etsin. Çok zor bir şey değil tebessüm etmek. Ama şerri def eder, hayrı celb eder. Tebessüm etmektir. Bugünkü duamızı efendim sizinle paylaşalım. Günümüzün duasını, cumamızın duasını paylaşalım ve o dua ile Allah'a yalvarmaya gayret edelim efendim. Duamız şöyledir. Allah'ım ben seni hamd ile tesbih ederim. Fezek اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتِحِ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Hani fetih geldiğinde, Allah'ın yardımı geldiğinde, zirveye yükseldiğinde Allah'a hamd ile tesbih et. Ne demek hamd ile tesbih et? Tesbih et, elhamdülillah tesbihtir. La ilahe illallah tesbihtir. Allah tesbihtir. Ya Baki tesbihtir. Allah'ın isimlerinden birini zikretmen tesbihtir. Hamd ile tesbih etmek en şerefli olanıdır. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. Demek ki bir şey başarınca hem istiğfar edeceğiz, estağfurullah diyeceğiz. Allah'ım ben hak etmediğim halde başardım. Başkası benden daha iyi olmasına rağmen bana lütfettin. Hamd ederim sana ve istiğfar ederim. Beni buna layık eyle. Demek ki zafer naraları atmak doğru değildir. Hamd sesi yükseltmek doğrudur. Delirmek doğru değil. Efendim kendini kaybetmek doğru değil. Efendim zafer sarhoşluğu doğru değil. Hamd ile tesbih etmek doğru olandır. Bir Müslümanı gayrimüslimden ayıran en büyük özellik hamdini, şükrünü, Allah'ın verdiğini, istiğfarı, bağışlanmayı unutmamasıdır. Peki devam ediyoruz. Ben seni hamd ile tesbih ederim Allah'ım. Ya Rabbi ben zalamtu nefsinden zulmen kesiren diyoruz ya. Ya Rabbi ben kendime zulmettim. Allah zulmetmez. Allah rahmet eder, Allah adalet eder, Allah merhamet eder. Kul zulmeder. Sen beni bağışla ya Rabbi. Kendime zulmettim. Küfre girerek, yanlış yaparak, hata yaparak, kusur işleyerek kendime zulmettim. Sen beni bağışla ya Rabbi. Sen suçları bağışlayanların en hayırlısısın. Suçları bağışlayan başka bir müessese varsa hata edebilir. Allah hata etmez. Allah neyi, nasıl, neden, niçin bağışladığını iyi bilendir. Onun için sen suçları bağışlayanların en hayırlısısın.
Allah'ım senden başka ilah yoktur. Her şeyin başı ve ucu tevhide geliyor, Allah'ı birlemeye. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Biz seni tesbih eder ve sana hamd ederiz. Evet. Ya Rabbim, ben kendime zulmettim, sen bana merhamet et. Muhakkak ki sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni tesbih eder. Yani la ilahe illallah derim mesela. Tesbih bunlardır. Ve sana hamd ederim, elhamdülillah derim. Bunları devam edelim. Ve duamızı şöyle bitirelim. Ya Rabbi ben kendime zulmettim. Bana tövbeyi nasip et. Çünkü tövbe etmeden ölmek korkusu var. Adam öyle yanlış yapar, tövbe etmeden ölüp gider. Bu fecaat, felaket budur. Günah işlemek değildir felaket. Tövbeyi unutmaktır felaket. Allah'ın gafur ve rahim olduğunu unutmaktır felaket. Yoksa her kul günah işleyebilir, hata edebilir yani. Peygamberlerden hariç. Ki peygamberlerin bir çoğunun da zellesi var. Zelle nedir? Ayak sürçmesi. Günah sayılmıyor. Ufak yani. Tercih noksanlığı diyelim. Peygamberler hakkında konuşurken dilimizi şöyle bir kıstırıyoruz yanlış yapmamak için. Allah'ın en seçkin kulları çünkü. Ya Rabbi ben kendime zulmettim, bana tövbeyi nasip et. Muhakkak ki sen tövbeyi çokça kabul edersin. Ve sen çok esirgeyensin. Bağışlayansın. Allah bu duamızı kabul etsin diyorum ve hemen bu cumamızın ilk telefonunu efendim alalım. Alo. Alo. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Buyurun. Günaydın, hayırlı sabahlar hocam. Günaydın, iyi sabahlar, iyi cumalar. Buyurun, buyurun. İyi cumalar. Hocam ben Samsun'dan katılıyorum. Evet. İki hamileliğim oldu. Oturarak namaz kılıyorum. Şimdi de aynı. Oturarak namaz kılıyorum ama bir günahı var mı acaba? 25 yaşındayım. Yani la yükellifullahu nefsen illa vusaha. Kişiye Allah gücünün yettiği kadarını yükler. Kişiye, yani bir insana Allah gücünün yetmediğini yüklemez. Onun için ayakta duramıyorsunuz. Efendim, hamile olunca belli bir yaşa gelince tabii ki çocuk büyüdükçe eğilmek zorlaşır, rükû, secde zorlaşır. Hatta yemek yapmak zorlaşır değil mi? Yemeğin kokusu bazen rahatsız eder sizi. Bu nedenle de gücünüz kızım neye yetiyorsa ona göre oturuyorsa oturmakla. Ayağınızı uzatarak oturmak oluyorsa ayağınızı uzatarak oturarak oturun. Sedyede veya koltukta veya sandalyede veya kürsüde. Kısacası hangi kolayınıza geliyorsa öyle yapın. Yani şunu da yapabilirsiniz. Ayakta başlarsınız, okursunuz, rükûa eğilince oturursunuz, rükû edersiniz. Hafif şöyle öne doğru. Semiallahu lümen hamd eder, doğru olur. Allahu ekber der, yine biraz öne doğru eğilir, secde yapmış olursunuz. İlla ki temas etmeniz gerekmiyor. Yani gücünüz ne yetiyorsa onunla yetinin. Allah katında bu makbuldür ve kabul görür, yeterli olur. Oldu mu efendim? Tamam hocam. Oldu efendim. Oldu. Peki hocam. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı bir evlat dünyaya getirsiniz. İnşallah dua ederim sizlere. Cenab-ı Allah, evlat getirmek bir nimet, evladı korumak ikinci bir nimet, evladı yetiştirmek üçüncü bir nimet. Onun için evladı dünyaya getirenlerin sorumluluğu da artıyor. Tek başına iken bir can daha taşıyor ve ona karşı da son derece efendim dikkat etmek gerekir diye söylemiş olayım. Bugün namazla ilgili şöyle biraz efendim birkaç sünnet namazları kaza edilir mi diye bir soru vardı. Onu biraz daha böyle detaylandırdık. Bu nedenle onu da söyleyelim. Öncelikle geçen namazların sünneti kaza edilmez. Yani yatsıyı kıldınız veya diyelim ki mesela öğle namazı okundu, camiye geç geldin, baktın ki hoca efendi cemaate durdu. Tek başına kılınan namazın sevabı bir tane ise, cemaate kılınan namazın sevabı 27 kat. 27 kat
az değil. Dedin ki namazın ben cemaatinin sevabını kaçırmayayım dedin. Öğlenin farzından önceki sünneti kılmadın. Hemen hocaya uydun, doğru olanı yaptın. Hocayı selam verdikten sonra kılamadın sünneti. Öğleden önce kılamadın sünneti. Efendim öğleden sonraya, farzdan sonraya alırsınız. Bir sakıncası yoktur. Beş vakit namazı kılamadın veya kaçırdın, ikindi namazı oldu. Efendim farzı kılacaksınız. Hocam sünnetleri kılacak mıyım? Hayır. Sünnetler vakit çıktıktan sonra kılınmaz artık. Yeni bir vakte girildiğinde kılınmaz artık. Ama bir istisnası var, onu söyleyeceğim biraz sonra. Vacip olan vitir namazı da kaza edilir. Vitir de kaza edilir. Sünnetler kaza edilmez. Kılınmayan sünnetler, farz, diyelim ki farzı kıldın, sünneti kılmadın. Yolcu falan değilsin normal şartlarda. Farzı kıldın, sünneti kılmadın. Sonra sünneti kaza edeyim dedin. Kaza etmenize gerek yok. Ayrıca sünnet namazı kılarsın. Yani tahiyyetül mescid namazı kılarsın, tövbe namazı kılarsın, işrak kılarsın, duha kılarsın, evvabin kılarsın. Ama vaktin sünnetini kılmazsın. İstisna sabah namazı. Sabah namazı. Nasıl sabah namazı hocam istisna? Şöyle. Diyelim ki sabahleyin namaza kalkamadın. Saat 9 oldu, uyandın. Güneş doğdu. Vakit geçti. Ama bir özelliği var. Yeni vakit girmedi. Dikkat edin. Mesela öğleyi kıl, öğle namazı bitti, ikindi başlar. İkindi biter, akşam başlar. Akşam biter, yatsı başlar. Yatsı biter, sabah başlar. Sabah biter, öğle başlamaz. Ara vakit var. Sabah namazı ile öğle namazı arasında 6-7 saatlik bir boşluk var. İşte bir adam, bir kadın, diyelim ki sabah kalkamadı, saat 5'te namaza kalkamadı, uyandı, saat 10 olmuş, 9 olmuş, 8 olmuş. Kılamadı, sabah namazını kaza etmek istiyor, sünnetiyle kaza edebilir. Çünkü ara vakit olduğu için Hazreti Peygamber de öyle yapmıştır. Ebu Davud'un rivayeti, Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın kılamadığı bir sabah namazını öğleden önce kaza ederken sünnetiyle birlikte kıldığı rivayet ediliyor. Ebu Davud'un bir rivayetinde. Ebu Davud büyük 6 hadis kitabından biri. Ebu Davud meşhur kitaplardan biridir. Ahkam hadisleri çoktur Ebu Davud'a da, Tirmizi'de de, İbn-i Mace gibi, Müslim gibi, Ebu Buhari gibi kitaplardan biri. Peygamberimizin öyle yaptığı ifade ediliyor. Demek ki ne yapacağız? Saat 10'da kılamadın sabah namazının kazasını kılacaksın. Önce 2 rekat sünneti kıl, sonra kazayı kıl. Hocam ben sünneti kılmak istemiyorum. İlla ki kazayı, farzı kılacağım. Ya farzı kıl kardeşim. Yeter ki kıl. Yeter ki Allah Allah olan bağını koparma. İlla ki efendim sünneti kıl demiyoruz. Sünnet güzeldir, hoştur. Farzların eksikliğini ahirette sünnetler yamalar, kapatır. Bazı ibadetlerin eksikliğini kıldığın nafile namazlar, sünnetler efendim kapatır. Şu doğru değil. Farz namazı Allah için kılınıyor, sünnetler peygamber için kılınıyor. Hayır efendim, yok öyle bir şey. Öyle bir şey olamaz. Bütün namazlar Allah için kılınıyor. Sünnet de Allah için kılınıyor. Farz da, vacip de, nafile de hepsi Allah için kılınıyor. Peki sünnet nedir o zaman? Peygamber sünneti diyoruz. Şöyle Hazreti Peygamber'in zaman zaman kıldığı, zaman zaman terk etmiş olduğu namazlardır sünnetler. Allah tarafından konulmuş olan farzlar değil. Peygamberin durumuna göre, ihtiyacına göre bazen terk ettiği, bazen kıldığı, genellikle evde kılmayı tercih etmiş olduğu nafile ibadetlerdir. Onun için sakın böyle bir anlayış, yani Hazreti Peygamber'in kılmasından dolayı, tavsiye etmesinden dolayı kıldığımız namazlardır. Farz Allah için kılınır, sünnet peygamber için kılınır. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olabilir mi ya? İbadetlerin tümünün merkezi Allah Celle Celaluhu'dur. Allah'tan gayrısı için ibadet yaparsanız şirk olur. Hazreti Peygamber başımızın tacıdır o. İki alemin sultanıdır o. O ayrı şey. İbadetlerin Allah için yapılması ayrı bir şey. Bu peygambere bir nakısa, bir zarar, bir eksiklik değildir. Aksisi peygamberin razı olmayacağı bir şeydir.
niye söylemiş olalım? Hazreti Peygamber'in tercih sahibi kıldı. Bazen mesela evvabi namazı, akşam namazının farzından sonra kılınıyor. 6 rekat kılınıyor. 2, 4, 6. Hazreti Peygamber'in sık sık yaptığı, arada bir belki ihmal yapmadığı. Peygamber'in ihmalliği de eksiklikten kaynaklanmıyor. Peygamber niye bazen kılmıyor bazı sünnet nafileleri? Farz haline dönüşmesin diye. Bakın teravih namazı öyle değil miydi? Teravih namazını Hazreti Peygamber 3 gün ilk teravih gece namazı ile emredildiğinde kıldırdı Medine'de. Cami doldu. Tıklım tıklım doldu. Millet camiyi tıklım tıka basa doldurdu. Peygamber nafile namaz kıldırıyor diye. 20 rekat az değil. 18, 16 ve 20 veya 8 rekat kıldığı vakidir. Değişik rivayetler var. Yani cemaat doldu, cami tıklım tıklım doldurdular. Hazreti Peygamber 4. gün teravihe çıkmadı. Bekliyorlar, Hazreti Peygamber yok yatsıdan sonra. Namazı kıldı gitti. Beklediler, sonra geldiler. Bilal dedi, ya Resulallah cemaat sizi bekliyor teravih namazı için. Ne buyurdu? Herkes kendi kendine kılsın dedi. Devam etmedi teravih namazlarını. Kıldı da cemaatle kıldırmadı. Son iki gün, son üç günde cemaatle tekrar kıldırdı rivayet ediliyor. Niçin? Hazreti Peygamber ki cemaate namaz kılmayı çok seviyor. Niçin onu yapmadı? Şöyle buyurdu. Ben dedi Müslümanların teravih namazını cemaatle kılmaya olan iştiyakının, sevgisinin çok olduğunu görünce korktum. Allah farz kılar diye korktum. Farz kılarsa da bu sefer cemaat işlemez. İşlemeyince de günaha girer. Bu nedenle de diyor Efendimiz merhametinden dolayı. Hazreti Ebubekir döneminde de böyle devam etti. Kah cemaate kılındı, kah ferdi kılındı. Nihayet Hazreti Ömer halifeli döneminde cami doldu. Kendine bir imam tayin ettiler. Teravih namazını cemaate kıldılar. Hazreti Ömer ne oluyor dedi burada. Dediler ki bir imamın arkasında teravihi cemaate kılıyor sahabe-i kiram. Peygamberi görenler, sıradan adamlar değil. Hazreti Ömer ne dedi? Ni'mel bid'a, bu ne güzel bir adet. Her bid'at kötü değildir. Şer olan bid'atler, dinde temeli olmayan, hiçbir temeli olmayan, teravihin temeli var. Peygamber kıldırmış. Ama korkusu ne? Farz kıldır korkusu. Onun için bunları değerlendirirken böyle, mal bulmuş kişi gibi birdenbire saldırmak, aa peygamber kıldırmadı. Ya kıldırdı, nasıl kıldırmadı? Yani değerlendirirken tümünü görmek lazım. Nasların tümünü görmek lazım. Ona göre bir yorumda bulunursak yanlış yapmayız. Yoksa ümmeti Muhammed'i, Müslümanları, bizi izleyenleri yanlış yola sevk ederiz. Bunun vebali ağırdır. Halif tuğraf. Herkesin demediğini söyle, meşhur ol. Derdimiz bu olmamalıdır. Derdimiz üzüm yemek olmalıdır, bağcı dövmek olmamalıdır. Çünkü insanlar bizi izliyorlar ve onlara bize göre, bizim anlattıklarımıza göre hayatlarını dizayn ediyorlar. Bunu yanlış yapma lüksümüz yok. En doğru olanı, en temiz şekilde ortaya koyarız. Böyledir, böyledir deriz, tercihini yap kardeş deriz. Bırakırız tercihi size. Herkes kendi doğrusunu yapar. Ama bir ibadetin temelde esası varsa bunu değerlendirmek lazım. Hiç olmayan şeyi değerlendirmek lazım. Farklı değerlendirmek lazım. Evet, bir telefonumuz var. Hemen alalım. Alo. Alo. Hanımefendi. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam, programımıza hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Ben Kahramanmaraş Elbistan'dan arıyorum hocam. İsmim Rukiye. Rukiye Hanım, nereden arıyoruz? Kahramanmaraş Elbistan. Elbistan'dan. Hoş geldiniz Kahramanmaraş'a, Elbistan'a. Selamlar, saygılar. Aleyküm selam hocam. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Size 3 tane sorum olacak. İlk annemin sorusuyla başlamak istiyorum hocam. Dinliyorum. Benim ablam annemin sorusuyla başlamak istiyorum. Annem size sormamı çok istedi çünkü. Hocam biz Mevlüt gecesi kandilinde ablamı kaybettik. 42 yaşındaydı kendisi. Kocaeli Gebze'de evliydi. Bu ölmeden birkaç gün öncesinde söyledi, dedi işte ben ölürsem bak benim cenazemi dedi hani Elbistan'a getirsinler, beni buraya kesinlikle defnedilmemi istemiyorum dedi hocam. Biz de onun dediği şekilde yaptık hocam, aldık geldik ama bir yandan da çocukları çok üzüldü hocam. Mesela hani oraya defnetmesini çok istediler. Bir 13 yaşında kızı var, 17 yaşında oğlu var hocam. Şimdi bunun vebalini almış oluyor muyum? Bu birinci sorum hocam.
Ben cevap İlgi vereyim soru... de cevap vereyim durun şeyde. Yayında durun. Tamam. Hatırlamadığım şey olursa size sorayım bir daha teyit ettireyim. Ablanız nerede vefat etti? Kocaeli Gebze hocam. Kocaeli Gebze'de vefat etti. Orada oturuyordu. Evet. Kahramanmaraş evet, Elbistan'a beni gömün. Evliydi orada hocam. Kahramanmaraş Elbistan'a beni gömün dedi. Doğru mu? Evet. Ben ölürsem beni oraya gömsünler peki, dedi. Peki. Aile neyi istedi? Aile neyi arzu etti? Elbistan'ı mı arzu etti? Hani bize kalırsa hani biz de Elbistan'ı arzu ettik hocam. Hani en azından yanımızda olur ama bir yandan da çocukları olunca çocukları oraya gömülmesini istedi. Mesela oğlu özellikle. Hani en azından burada olur da annemin yanına başucunda olurum. Dertleşeceğim zaman annemin yanına gelirim. Hani bura çok uzak geliyor kendisinden. O yüzden herhalde. Şimdi şöyle, bu tür vasiyetler imkan dahilinde değerlendirilir. Yani imkan dahilinde değerlendirilir. Ama imkan yoksa, şartlar anormalse veya gömülmek istediği yerde artık ziyaretçisi yoksa, köyden taşınmışsanız diyelim hepiniz, Kocaeli'ne gelmişsiniz. Bütün sülale Kocaeli'nde mesela. Ablanız dedi beni Maraş'a götürün Elbistan'a. Ablanızın vasiyetinden çok çocuklarının eşinin tavrı önemlidir. Eşi der ki ben hanımı burada istiyorum, çocuklarım da burada ziyaret etsinler onu der. Doğru olan da o. Daha çok ziyaret edileceği, daha çok Fatiha'nın geleceği. Yani her yerden Fatiha gider ayrı mesele. Ama insanlar gider dokunmak ister oraya. O makul olandır ve kabul görendir. Doğru olan odur. Bu nedenle de bundan dolayı üzüntüye kapılmayın. Yani vasiyeti de yerine getirilebilir. Kıyamet kopmaz. Neticede kişi ameliyle toprağa gömülüyor. Toprak önemli değil orada. Yani gömülme açısından toprak. Ha şu var. Çok sadık insanların gömüldüğü bir yer var, bir mezarlık var. Hepsi böyle temiz insanlar, salih insanlar, muttaki insanlar. Hazreti Ömer'in Resulullah'ın yanında gömülmeyi istemesi gibi. Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah'ın yanında gömülmeyi istemesi gibi. Ömer bin Abdülaziz'in Medine'de gömülmeyi istemesi gibi. Veya Türkiye'mizde diyelim ki Eyüp Sultan var. Hazretleri, Peygamberimizin ev sahibi. Gidin bakın orada yazarlar, çizerler, bakanlar, efendim büyük adamlar, sanatçılar, eski büyük alimlerin hepsi oraya sığınmış. Niye? Eyüp Sultan Hazretleri'ne yakın olmak için. Mesela mezarlık çok İstanbul'da. Ama hepsi oraya arzu etmişler. İşte neden dolayı? O peygamberin gölgesinde olunacağı için. Salihlerin yanında gömülmek güzel bir şeydir. Ama böyle bir şey yoksa normal diğer mezarlıklardan biri ise ki bütün mezarlıklar kıymetli, hepsi şereflidir. Yanlış anlaşılmasın. Öteki diyelim peygamberin arkadaşları var orada. Yani Uhud'a, Cennetül Bakiye gömülmeyi her Müslüman içinden geçirir Medine mezarlığına. Bu normal bir şeydir. Çünkü Peygamberimiz diyor ki ilk dirileceğimizde şefaat konusunda yardımcı olacağım kişiler Medine'de benim misafirim olan, gömülmüş olanlardır diyor hadisinde. Sonra Mekke mezarlığı, sonra da diğer bütün Müslümanların mezarlıklarını vesaire. Bu kıyamet kopmaz bacı. Bundan dolayı da üzülmelerine gerek yok. Buradan okudukları Fatiha oraya gider. Ölüyü bulur yani. Evet, bu birinci soruydu. Şimdi soruya gelelim annemin sorusuna hocam. Evet, annenin sorusunu alalım. Evet. Annem hani ablam yıkandıktan yani yıkandığı zaman mesela cenaze yıkandığında kayınvalidesi girmiş, annem girmiş. Bir de hoca hanım yani hoca hanım varmış yıkarken hocam. Annem diyor ki ne ben kendi elimle yıkadım diyor. Kendi elimle kefenledim diyor. Ben çok kötü bir anneyim diyor. Kendi kendine onu böyle kendi kendine artık hocam bilmiyorum sürekli söylediği kelime bu, sürekli söylediği kelime bu. Ben iyi bir anne olsaydım onu kendi elimle yıkamazdım, kendi elimle kefenlemezdim. Bir de sürekli rüyasında çok görmek istiyor hocam. Kaç zamandır diyor işte gelmiyor ya ama ondan mı küstü acaba bana niye gelmiyor ya ama sürekli kendine hani ben kötü bir anneyim diyor. İyi bir anne olsaydım diyor ben bunları yapmazdım diyor. Kendi elimle kefenlemezdim mesela kızımı diyor hocam. Nasıl bir açıklık getirmemiz gerekiyor? Şimdi şöyle onu da ölünün kendi eliyle yıkamadığı için mi, yıkadığı için mi? Kendi elleriyle yıkamış. Mesela suyu döktüm diyor hocam, ellerimle yüzünü sevdim diyor, okşadım diyor. Hani kendi ellerimle yaptım bunları diyor. Tabii bu, peki niye bir cenaze azabı duyuyor?
kötü bir anneyim diyor. Ben onu da götürdüm, bir de kendi elimle toprağa verdim diyor hocam. Onu da söylüyor aslında. Ya buna doğru bir vicdan azabına gerek yok yani. Bu bir vicdan azabı. Hocam kendisini çok rahatsız hissediyor diyorum. Anne yok, bak. Yok yok yok. Vicdan azabı hissedecek bir şey yok burada. Bundan dolayı sorumlu olmaz. Yani ölü yıkayan da var. Aile bir ailenin fertlerinden biri eğer ölü yıkanırken oraya girmek isterse, bu işi bilen biri veya yakın olan biri girmek isterse girer. Bunda bir problem yok. Dini açıdan bir engel yok. Önemli olan yabancı olan birinin, kadın yıkanırken özellikle yabancı olan birinin girmesi doğru değil tabii ki. Annedir, kızıdır vesaire. Bunlar girerler, annesidir girerler kızın yıkanırken. Yüzünü görmelerinde bir problem yok. Sadece önemli hassas olduğumuz nokta şu burada. Bir cenaze yıkandığında biliyorsunuz ya imamlar veya gassal dediğimiz yıkayıcılar vardır resmi belediyelerin veya diyanetin bağlı olduğu, diyanete bağlı veya belediyelere bağlı olan veya müftülüğe bağlı olan gassallar vardır, yıkayıcı imamlar vardır. Ya onlar girerler veya akrabaları yıkarlar, uygun olan akrabaları. Burada önemli olan cenazede görülen çirkin bir hal varsa bunu ileride anlatmaları günahtır ve haramdır. Yani niye yani? Diyelim ki cenaze kişi vefat etti. Vefat ederken gözü kaydı. Yani bu bir şey olabilir yani. Kas burası yani. Gerildi. Ölümle beraber vücutta değişik kasılmalar olur, şu olur, bu olur. Vücudu çünkü ruh vücudu terk ediyor. Ölüm olayı nedir? Ruhun vücudu terk etmesidir. O anda vücutta değişik reaksiyonlar olabilir, farklılıklar olabilir. Bunu anlatmak çirkin bir şeydir. Ya şu ölü vardı ya, ya adamın ağzı kaydı ya filan. Bu olmaz, bu haramdır. Kim olsa olsun, yani dini yaşamayan kötü bir insan dahi olsa, hiç ibadeti yok, günahkar şu bu, onun bile kötü bir halini anlatamaz. Din diyor ki hayır. Bu nedenle de böyle bir kişi varsa, vücudunda değişik olmuşsa, ölü yıkayıcıların aile fertlerine görmemeniz daha doğrudur deme hakkı var. Ama bir kadınsa, bir kadın gider annesi vefat etmiş, gider kızı annesini görür, oğlu annesini görür. Ama yabancıların görmesi dinen doğru değildir. Çünkü Hayati Boyunca mahremiyete önem verdi. Herkesin önünde kendini açmadı, kapalı yaşadı. Tesettürlü yaşadı. Bırakın kefenlendikten sonra da öyle yaşasın yani. Orada çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu nedenle de anneniz bundan dolayı hiçbir vicdan azabı çekmesin. Problem yok bacı. Söyleyin ona kendisine Rukiye Hanım. Üçüncü sorunuzu da alabilir miyim? Tamam hocam. Bir de ben ablamı görmeye çok istedim hocam. Hani hastanede gidip görmek nasip olmadı. Hani gelince burada görürüm diye düşündüm hocam. Çok kısa olarak gösterdiler hocam. Mesela ona dokunmama, onu öpmeme hiç müsaade etmediler. Hemen böyle alelacele yaptılar hocam. Bu yanlış, yanlış. Siz elbette ki görebilirdiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ben çocukken hatırlıyorum dedem vefat ettiydi. Diyarbakır müftüsüydü dedem, Halil Efendi. Bütün herkese çok hala konuşurlar. Büyük bir hatipti. Tam böyle şey eski dönem Osmanlı müftülerindendi böyle. Efendim vefat ettiğinde memlekette evimiz bizim büyük avlulu bir evdi. Cenazesi kondu. Orada bir gelenek var. Yüzlerce kişi elini öptüler. Yani öyle bir saygınlık gösterdiler. Sonra cenazesi kalktı ve Ulu Cami'den mezarlığa kadar arabalar gelmesine rağmen millet arabaya bindirmedi. Sırtında binlerce kişi cenazeyi mezarlığa kadar taşıdı. Yani bu tür şeyler, bazı şeyler gelenektir yani. Onlara karşı da dikkatli olmak gerekir. Saygı göstermek lazım cenazeye, ihtiram göstermek gerekir. Bu yani insanlar sonra onun elini öptüyse ben de gidip dedemin elini öptüğümü hatırlıyorum vefat etmesine rağmen. Çünkü ferçti ama son sabah namazı vakti vefat etti.
Ezan okunurken elini şöyle yaptı, hiç eli kapanmazdı, elini böyle yaptı, öyle vefat etti, eli böyle kalmıştı. Yıkarken elini açmaya çalışmışlar, açamamışlar yani tevhidi ifade eden, Allah'a bağlılığını ifade eden bir şey. Bunlar tabii ki insanda iz bırakan şeyler. Sizin de annenizin yüzünü öpmeniz size iz bırakacaktı. Bunu yasaklamalarının bir anlamı yok. Yani dediğim gibi anormal bir durum olmadıktan sonra kızını, oğlunu bundan esirgemek doğru değildir. Son şekilde babasına, annesine dokunmak istiyor. Bırakın dokunsunlar. Yani yasaklamanın bir anlamı yok. Yabancı varsa evet, gerek yok. Efendim, bir yabancı bir erkek gelip annenizin yüzünü göremez. Ama kardeşi görür. Şimdi ablam acaba. Ablanızın evet. Annesi, babası görür tabii ki. Sakıncası yok. Sizin de görmenizde hiçbir sakınca yok. Hiçbir engel yok dini açıdan. Dediğim engeli de ifade ettim. Bu şekilde olursa olur. Yoksa buradaki kardeşi bu şekilde öpmek bir gelenekse veya rahatlayacaksa psikolojik olarak bırakın ya. Öpsün. Yani. Problem yok. Allah mekanı cennet eylesin ablanızın inşallah. Peki bir veteremiz var. Hep beraber paylaşalım. Sizin kıymetinizi biliyor mu? Kimin evladı bu zamanda, ahir zaman diyoruz. Hangi evlat kimin annenin babanın kıymetini biliyor? Hiç kimsenin bildiği yok. Bu zamanda sadece kişisel olarak bir menfaat var. Bir tarafta kalıyorsunuz. Hiç kimse kimsenin kıymetini bilmiyor. Herkes çocuğunu sever. Herkes evladının arkasında durur. Ama evladınız sizin arkanızda ne kadar durur o biraz düşünceli. Kaç çocuğunuz var? Bir tane çocuğum var. Erkek kız? Erkek. Durmuyor mu sizin yanınızda? Kıymet vermiyor mu sizce size? İşte o biraz soru işareti. Başı sıkıştıkları zaman, o zaman anneyle babanın kapısını çaldığı zaman Avrupa gibi değil, 18 yaşından sonra çocuklarınızı bir tarafta bırakıyorsunuz. Ama biz öyle yapamıyoruz. Ne kadar da olsa, ne kadar yanlış da yapsa insan çocuklarının arkasında durmak zorunda. Çok değer veriyor. Bir anne olarak beni her zaman yanlarında görmek istiyorlar. Ben ve anne olarak her zaman onların yanındayım sonuna kadar. 2 tane kızım var. Neler yapıyorlar sizin için? Sevincimde de yanımdalar. Üzüntülü olduğumda da yanımdalar. Biliyor. İyi huyludur. Bana karşı gelmez. Ne desem o yaparım. Neler yapıyor sizin için mesela? Her şeyi hemen hemen yapıyor yani. Saygılıdır. Biz çaycı olduğumuz için sabahları kalkar, gider çayı toplar, öğleden sonra satar, gelir eve kahvaltıyı yaparız, istirahatımızı yaparız. Biliyor diyeyim ya. Zaman öyle kötü bir zaman ki. İnşallah Allah bildirsin diyeyim ya. Benim kıymetimi çok biliyorlar. Sizin için neler yapıyorlar? Ekonomi olarak biraz daha idareli kullanıyor parasını. Seviyorumlar. Onlar da beni çok seviyor. Mutlu bir aileyiz. Rabbim herkese benim gibi bir aile nasip etsin. Hayır. Oğlumdan hayır var, ne kızımdan hayır var. Peki ne zamandan beri görüşmüyorlar seninle ve neden? Ay oldu. Telefonda bile beni aramadı yani. Mesaj yolluyor bana. Ben de dedim Özlem bile mezarıma bile gelme dedim. Bunu söyledim. Yani şöyle diyor bir hadiste. Baba veya anne. Yani baba kişinin babası köle olsa, köle edinilmiş olsa, harpte esir düştü, köle ettiler. Gidip onu azat etseniz bile, satın aldınız onu, hakkını ödemiş olamazsınız. Evlatlar babaannenin kıymetini bilmeliler. Yani Hazreti Ali ile Hazreti Ömer şeydeyken, Kabe'de tavaf ederken, Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında birini görüyorlar. Lebbeyke, anasını almış sırtına, 40-50 kilo ana. Dönüyorlar Kabe'nin etrafında, Lebbeyke, anamın hamalıyım, Lebbeyke, anamın hamalıyım diye bağırıyor adam. Lebbeyke geldim işte demek. Allah'ım Kabe'ye geldim, annemin hamalıyım. Hazreti Ali yaklaşıyor, diyor ki, nereden geldin? İşte diyor, Basra'dan geldim mesela. Yani 3000 kilometrelik yoldan anayı taşımış, getirmiş. Anamın hamalıyım diyor. Efendim, Hazreti Ömer'in gözleri yaşarıyor. Keşke diyor Ali, benim de anam sağ olaydı da, ben de onu sırtıma alaydım da, Kabe'de tavaf edeydim de.
Ve ne diyor biliyor musun? Halife Ömer. Bakın çok çok önemli olduğu için söylüyorum. Hani biz kendimizi Kaf Dağı'nda görüyoruz ya bazen. Ben büyük adamım diyoruz. Aa, cennete gireceğim. Çok Müslümanım, çok takvayım, şudur budur. Deriz ya bazen. Hepimizin bazen böyle boş bulunduğu anlar vardır. Bu dinin iki büyük önderi, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Ne diyor Hazreti Ömer biliyor musunuz dostlar? Ey Cuma gününün izleyicileri. Diyor ki Hazreti Ömer, Ali gel diyor, bu adamın gölgesinde yürüyelim. Belki ona inen rahmet ondan bize de sıçrar diyor. Kim diyor bunu? Ömer diyor bunu. Sıradan olmayan bir adam. Kime diyor? Sıradan olmayan bir adama, Hazreti Ali'ye diyor. Gel bu adamın gölgesinde yürüyelim. Ona inen rahmet, Allah'ın indirdiği rahmet, belki bize de sıçrar diyor. Onun için evlatlar, anne babanın kıymetini bilin. Peki burada baba annelerin yetişimde problemi olabilir mi? Olabiliyor tabii ki. Olabilir, normaldir. Olabilir. Adam geldi Hazreti Ömer'e ne dedi? Oğlumdan razı değilim dedi. Oğlum bana cefa ediyor dedi. Yani hainlik ediyor dedi. Bana baş kaldırıyor oğlum dedi. Hazreti Ömer sordu oğluna. Oğlum niçin bu babanı üzüyorsun dedi. Adam ne dedi? Çocuk ne dedi? Allah'ın Resulü'nün dostu dedi. Benim babam bir gün bana Allah'ı, peygamberi, dini, imanı anlatmadı. Ben de böyle yetiştim, böyle hareket ediyorum deyince Hazreti Ömer döndü adama dedi ki çocuğunun katili sensin dedi. Niye bu çocuğa yükleniyorsun dedi. Bir şey öğretmemişsin, Allah'ı öğretmedin, peygamberi öğretmedin. Şimdi aynı soruyu bize kendimize soruyoruz. Sevgili anneler, babalar, çocuklarınızın bazen hallerinden şeysiniz, şikayetçisiniz. Hiç onlara Allah'ı sevdirdiniz mi? Hiç onlara İslam'ı sevdirdiniz mi? Hiç onlara rahmet edin, merhamet edin, affedin, kul hakkı yemeyin, hırsızlık yapmayın, arsızlık yapmayın, başkasına zulmetmeyin, kavga etmeyin, kavgacı olmayın, sulh yolunu arayın, sakın elinizi silahınıza atmayın, bıçağınıza atmayın, haram yemeyin dediniz mi? Komşuna iyilik et, kem gözle bakma dediniz mi? İftira atma, yalan atma, gıybete bulunma, ikiyüzlü davranma dediniz mi? Dediyseniz ne mutlu size. Demediyseniz çocuğunuzu yetiştiremediniz demek ki. Ve dediniz ki bırakın sokaklar çocukları yetiştirsin dediniz. Sokak çocuğu yetiştirmez. Yoldan çıkarır. Kendine kul ve köle eder. Kandırırlar, yoldan çıkartırlar, uyuşturucu alıştırırlar. Yaparlar. Allah'ı bilmez, peygamberi bilmez, kitabı bilmez, ezanı bilmez, bayrağı bilmez. Vatanın kıymetini bilmez. Dünün ve yarının kıymetini bilmez. Ondan sonra benim çocuğum iyi değil. Ama kendine bir bak bakalım. Kendine bir şöyle bir kendini bir silkele. Senin hiç mi günahın yok? Hepimizin hatası olabilir. Hepimizin kusuru olabilir. Efendim çocuğunuzu yetiştirmek öncelikli görevinizdir. Doğurdum yetmez. Yani kedi bile yavrusuna sahipleniyor. Akrep bile yavrusuna sahipleniyor. Yani doğurmak, sahiplenmek normal. Herkes yapıyor bunu zaten. Önemli olan senin çocuğunu yetiştirmek, ona gayret etmen, onunla ilgilenmendir. Çocuğunuza örnek olun. Elinizden geldiği kadar. Ona güven verin. Arkasında durun. Onu ahlaksızlar, başka kötü niyetli insanlar kandırabilir. Uyarın. Dünyayı tanıtın ona. Dünya iyiliklerle dolu değil. Maalesef dünya şerle doludur. Onlar halisane, temiz dimağla herkesi kendileri gibi bilirler. Herkes kendileri gibi değil. O kadar büyük şeytanlar var ki, iki ayaklı şeytanlar, iblis onlardan daha masumdur. Çünkü iblis ne diyor Allah'a? خَلَقْتَنِ مِنْ نَارُ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تُرَابٍ Adem'e secde etmem, beni sen topraktan, beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın diyor şeytan. Bak beni yarattın diyor, şeytan Allah'ı biliyor. Öyle insanlar var ki ne Allah, ne peygamber, ne kitap, ne din, ne iman, ne ezan, ne bayrak, ne vatan, hiçbirini bilmez. Ne bir kutsiyet, ne bir kırmızı çizgisi vardır. Sebep ne? Kendine bak. Hocam gerekeni yaptım, olmadı. Tamam, problem yok. Evet, gerçekten gerekeni yapan var.
Ama çocuk dinlemedi, dinlemeyebilir. O çocuk da hesabını verecek. Büyüyecek günün birinde. Aynı şeye muhatap olacak. Çocuğunuza lütfen örnek olun. Sevgili anneler, babalar. Haramı helali öğretin. Yetim malını öğretin. Yanlış yapmamasını öğütleyin. Komşu hakkını öğretin. Kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmemesini öğretin. Milletin malında, mülkünde göz tutmamalarını öğretin. Yediğinin hesabını yapmasını, yemediğinin hesabını yapmasını onlara öğretin. Ona güven verin, onu yetiştirirken sabırlı olmalısınız. Her dilediğinizi elde edemeyebilirsiniz. Çocuğuna çok iyi şeyler anlatıyorsun ama çocuk başka bir telden çalıyor. Yapacak bir şey yok. Hazreti Nuh'un oğlu kafirdi. Yam kafirdi. Doğru mu? Kafirdi. Hazreti Lut'un karısı kafirdi. Kocası peygamber, kocasını dinlemiyor. Lut'un karısı, Lut peygamber. Helak olup gitti. Hazreti İbrahim babası Azer put yapardı. İbrahim bundan sorumlu olur mu? Babası için dua etmek istiyor, Allah kabul etmiyor. Peygamber efendim. Hazreti Peygamber'in öz amcası Ebu Leheb kafirdi. Niçin Kur'an'da yer alıyor Leheb suresi? Ebu Leheb tiniyetler kendine dikkat etsinler diye. Peygamber'in amcası olman seni kurtarmıyor densin diye orada yer alıyor. Yoksa ben dua etmek için değil o. Örnek olsun diye. Allah'ın peygamberi şunu demedi. Ya benim amcamdır, siz görmeden gelin demedi. Ve tebbet yede Ebi Leheb'in, kurusun elleriyle Ebu Leheb'in diyen Allah'tır, peygamber değil. Bütün buna rağmen Ebu Leheb'in bütün inadına, şerliğine, şirretliğine rağmen peygambere ellerini kurusun dedirtmiyor Allah. Kendisi diyor ellerini kurusun. Niye? Çünkü peygamberimiz İslam'a ilk çağırdığında ne dedi Ebu Leheb? Herkes peygamberi dinlerken Ebu Leheb taş, toprak topladı, kum topladı. Tebben leke ya Muhammed. Muhammed kurusun ellerin dedi. Peygamber yüzüne kum sıçrattı. Allah cevap verdi. Senin ellerini kuruyacak. Muhammed'in değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti şöyle düşünürken insaflı ve dikkatli dinleyin. Laf olsun diye o ayet oraya konmadı yani. Evet, şimdi anne sorumlu, baba sorumlu. Ben küçük bir hikaye anlatayım size. Bir köyde, lütfen anneler, ekran başındakiler, bu cuma sabahında bu hikayeyi iyi bir dinleyiniz. Bir köyde bir çocuk yaşıyor, bir de annesi. Çocuk günün birinde, çocuğun yaşı 6-7 civarında. Çocuk bir gün eline bir yumurta alıyor. Bildiğimiz tavuk yumurtası. Yumurta alıyor, anneye geliyor. Anne görüyor, bakıyor ki çocuğun elinde yumurta var. Halbuki annenin evinde, bahçesinde şey yok. Tavuk yok. Havuzu yok, tavuğu yok. Oğlum, yumurta mı elindeki? Evet anne, sana getirdim deyince anne seviniyor, getir diyor, şunu yağda kızartıp yağda kırıp yiyelim beraber diyor. Yumurtayı böyle afiyetle yediler. Çocuğun hoşuna gitti, annesi sevindi. Benim oğlum büyük olmuşsa anasına yumurta getiriyor diyor. Aradan 1-2 yıl geçti. Çocuk 9 yaşında vardı. Bir gün bir tavuk aldı geldi. Tavuk. Bildiğimiz tavuk. Gezen tavuk var ya, o gezen tavuklardan birini aldı getirdi. Anne dedi, sana tavuk getirdim bak dedi. Yumurtayı çok beğenmiştin, tavuğu da beğenirsin. Benim güzel oğlum, benim Cihangir oğlum. Ne kadar güzel, anasına artık tavuk getirmiş, büyük olmuş, anasına bakacak dedi. Sevindi, tavuğu kesti, yoldu filan. Güzel bir kızartı tavuğu yediler afiyetle. Baba, anne, oğul yediler. Anne, oğlum bu tavuk nereden? Kimin tavuğu? Bizim tavuğumuz yok diye sormadı. Evladının bu hareketini olumluladı. Çok iyi bir şey yapmış gibi onu övdü. Çocuğun hoşuna gitti. Yaş 15 oldu. Bir gün çocuk bir tane koyunu sırtlamış getirdi. Koyun, bildiğimiz koyun, melyen koyun. Anası gördü. Ne o oğlum sırtındaki, kimin dedi? Ana bizim dedi. Ya bizim mi dedi? Evet. Kim sana verdi? Nereden aldın oğlum? Hangi köyden, hangi şehirden, hangi bahçeden aldın diye sormadı. Aa, benim oğluma baksana. Anasına
koyun getirmiş dedi. Koyunu kestiler, yoldular. Koyunu kestiler, derisini soydular, afiyetle yediler. Ana sormadı hiç. Bu koyun nereden evladım? Bu tavuk nereden? Bu yumurta nereden? Çaldın mı, çırptın mı? Kimden aldın? Kim sattı, kim verdi diye sormadı. Neyin karşılığında verdiler diye sormadı. Yedi afiyetle, hiç sorgulamadı. Çocuğun hoşuna gitti. Anasına bakıyor ya. Bir gün çocuk 20 yaşına girdi. Çocuk değil artık, delikanlı oldu. Bu sefer uzaktaki bir köyün ahırına girdi. Köyden bu sefer inek çalacaktı. Tam ineği dışarı çıkardı. Gidecekken ineğin sahibi geldi. Ne oluyor dedi. Hayvanımı, malımı nereye götürüyorsun dedi. Götürürsün, götüremezsin, götürürsün, götüremezsin derken delikanlı elindeki bıçakla ineğin sahibini, komşusunu, komşu köydeki adamı öldürdü. Öldürünce ineği götüremedi, kendisi dağa kaçtı. Dağda kendisi gibi sahtekarları topladı, eşkıyaları topladı, kervan soydu, insanları soydu, bahçeleri soydu, ahırları soydu, mezraları soydu, 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 soğana çevirdi. Nihayet o bölgenin en meşhur hırsızlarından biri, o bölgenin en meşhur eşkıyalarından biri haline geldi. Belki onlarca insanı öldürdü. Meşhur bir adam oldu. Ama iyiliğiyle şöhret kazanmadı. Hırsızlığıyla, arsızlığıyla, sahtekarlığıyla. Nihayet günün birinde devlet sırtına kondu. Devlet herkesin bir gün sırtını tutar. Yani yakasını tutar, sırtını tutar derken. Devlet istedi mi? Devletin otoritesine karşı kim durabilir? Hak edeni devlet günün birinde mutlaka tutar yakasından. Gel bakalım buraya der. Onu da tuttu, eşkıyayı. Mahkemeye aldılar, mahkeme vesaire, idam kararı verildi. İdam kararı verildi, idam günü de belirlendi, bir böyle sahne kuruldu. O köyün veya o ilçenin içinde elleri bağlı, idam günü belli, insanlar da toplandılar. Çünkü o insanlar içinde malı giden, mülkü giden, evladı giden, kardeşi giden, kocasını öldürdüğü bir sürü insan var. Mazlumlar var, bir de zalim var, bir de devlet var. Sahneye çıkardılar onu. Platforma çıkardılar. Dar ağacı kurulmuş, idam edilecek. Herkes bu hain, bu alçak, bağışlayın, bu iffet düşmanı olan, bu mal mülk düşmanı olan bu hırsız idam edilmeli diye bağırıyor. Hırsız çıkarıldı platforma. Adettendir ya, son isteği sorulur idam mahkumlarına. Son isteğin var mı diye. Dedi ki var. Herkes merak etti. Tövbe mi edecek, ne yapacak? Ya dedi şu yakın köyde benim anam var dedi. Annemi bir getirin, anamı bir göreyim. Sonra beni asıyorsanız, kesiyorsanız, ne yapıyorsanız yapın dedi. Doğrusu oradakiler, yetkililer, jandarması, vatandaşı, ya dediler bu katil matil ama, eşkıya cani ama, meğer bunun da bir sevdiği varmış. İnsani yönü kalmış yani. Bir gram da olsa insanlık adına bir şeyler var demek ki. Baksana anasını istiyor. Anasını herhalde duasını alacak. Elini öpecek, ayağını öpecek. Ana beni affet diyecek belki. Herkes heyecanlandı. Şöyle bir duygulandı. Bir an böyle bir duygu esintisi oldu böyle bir anda. Gittiler. Anayı getirdiler. Ana iki büklüm, elinde baston. Yere paralel yürüyen, hani kemikleri erimiş, böyle pirifani bir kadın. Geldi kadın. Dediler ki kadın, ana dediler, oğlun idam edilecek 10 dakika sonra, seni görmek istedi. Kadın başladı dövünmeye, yüzünü tırmalamaya, ah vah, dizini dövmeye, beni asın, oğlumu asmayın, oğlum filan. Eşkıya neticede ama eşkıyanın da anası, ne yapsın? Anne netice itibariyle. Ana.
Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz demişler. Şimdi Bağdat kalmadı da ana gibi yar olmaz ama. Analar ayakta, Bağdat yıkılsa da. Ana, adı üstünde ana. Değil mi? Anasını öldürmüş derler, anlatırlar. Mezara gitmiş yıllar sonra anasını ziyarete. İçeriden çıkmış, ayağı takılmış sarmaşığa. Düşerken anasının mezarından ses gelmiş. Aa oğlum dikkat etsene be! Anne bu! Lafı üzerinde, adı üzerinde, ana! Anneleri yargılamayın. Yanlış yapsalar dahi merhametlerinin, iffetlerinin, duraganlıklarının, Allah'ın verdiği rahmetin, yüreklerine serpiştirdiği rahmetin bir tecellisidir o. Onun için evladını seven hiçbir anneyi ben mesela haşa yargılamam yani. Ne yapsın? Ne yapsın? Satsa satılmaz, arsa alınmaz yani. Peki, kadın geldi. Dövünüyor. Adamın değerli bağlı. Dediler söyle anana. Anne başladı ağlamaya, sızlamaya. Katil dedi ki eşkıya, anne dedi, yaklaş bana dedi. Herkes heyecanla bekliyor, bakıyorlar. Eşkıyanın anasına olan sevgisine bakıyor. Anne yaklaştı, ana dedi, şu dilini, dil var ya, şu dilini çıkar. Oradakiler dediler, dilini ne yapacaksın ananın dilini? Öpeyim ya dedi ya, öpeyim bari ya. Ölmeden önce son öptüğüm anamın dili olsun. Tamam dediler, peki. Ana yaklaştı. Dilini evladına uzattı. Kurban olayım sana, dilim sana kurban olsun dedi. Eşkıya dişleriyle anasının dilini öper gibi yaptı ama dişlerini anasının diline bir geçirdi, koparmaya çalıştı. Bir anda anne kan revan içinde. Dilin yarısı gitti. Jandarması şunu bunu koşuyor. Hay Allah senin belanı versin dediler. Artık herkes bütün o izleyiciler, o manzarayı görmek isteyenler Allah belanı versin. Vay vicdansız. Anasının bile dilini koparıyor. Anasına bile merhamet etmiyor. Anasına merhamet etmeyen bize merhamet eder mi? Asıl şu haini işte zorla morla ağzını aça aça dişlerini birbirinden ayırarak ananın dilini yarısını kurtarabilir. Yarısı gitti ananın dili. Kan içinde. Kadıncağız yerde. Herkes elindeki sopayı, elindeki taşı atacak neredeyse. Kimisi ayakkabısını atacak, kimisi şu haini daha öldürün artık yeter, bekletmeyin diye bağırıyorlar. Ortalık toz duman. Tabii jandarma vesaire, güvenlik görevlileri lütfen bir dakika, bir dakika, lütfen sakin olun filan. Kadıncağızı artık götürdüler. Öldü kaldı bilemeyiz. Katil dedi ki bir beni dinleyin dedi ya. Bağırıyorsunuz ama bir beni dinleyin dedi. Günahım varsa zaten asılacağım ben. Ama ibret olsun diye bu ananın dilini kopartmaya gayret ettim. Benim katilim annemdir dedi. Katilim annemdir. Ben ilk gün anama yumurtayı götürdüm de evlat bu yumurta nereden? Kimin yumurtası? Kimin malıdır diye sorsaydı. Kimden çaldın diye sorsaydı. Bizim tavuğumuz yok ki yumurtamız olsun. Nereden aldın? Ödünç mü aldın? Çaldın mı? Kimin malıdır diye sorsaydı. O gün yumurtanın hesabını veremeseydim ertesi gün tavuğu getirmezdim. Tavuğu getirdim de beni sorgulasaydı. Oğlum bizim tavuğumuz yok. Canın tavuk istiyorsa alalım, çalışalım, kazanalım, tavuk alalım deseydi. Tavuğu geri gönderseydi kimden almışsam. Eğer koyunu getirdiği gün annem kulağımı çekseydi. Evladım kimin koyunu bu koyun? Bizim koyunumuz yok. Sahibine git iade et. Hırsızlık haramdır. Hırsız insan zalimdir. Hırsız insan şöyledir böyledir deseydi. Hak ve hukuk yer. Allah hesap sorar günün birinde. Vicdanın hesap sorar günün birinde deseydi. Ben ineği çalmaya gitmezdim. İneğe gitmeseydim adamı öldürmezdim. Adamı öldürmeseydim katil olmazdım. Benim katilim annemdir, annem. O dil koparılmalı. İbret olsun diye dilini koparmaya çalıştım dedi.
bana göre o dil koparılmalı değil, koparılmamalı anne çünkü. Ben o ananın dilini koparım demem, diyemem öyle bir şey söyleyemem. Allah'a sığınırım böyle bir şeyden ama katilin hiç mi hakkı yok burada bu cümleyi kullanırken? Ders anlamında en azından alması gereken bir şey vardır. Anne çok önemli ama terbiye, anneyi annelik vasfına kazandıran şeydir. O terbiye ve edeptir. Bir telefon alalım. Alo. Efendim, beni duyuyor musunuz? Hocam, hayırlı sabahlar duyuyorum. Merhabalar. İyi sabahlar hanımefendi, hoş geldiniz. Buyurunuz. Hocam, benim bir sorum olacaktı. Ben yeni evli sayılırım. Evet. Eşimle ailemin biraz arasında kaldım. Evet. Biz evlendiğimiz zaman bana takılan takıları benim babam ve annem aldı. Bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz doğrultusunda bunun böyle olduğunu iddia ediyor benim ailem. Ve herkes de bu şekilde yapıyor. Ama benim eşim de bunu kabul etmiyor. Onlar bize takılan takılardı. Evet, eşin haklı. Burada evet. O takılarda babanızın ve annenizin hakkı yok. Nihayet, yani evet, belki babanızı annenizi tanıdıkları için getirdiği insanlar ama... Evet, devam edin. Evet, her çifte takılan takılardır. İşte annenler, babanlar, aile büyüklerinin bu sorunu çözsün diyor. Ve eşimle ailemin arası şu an açık. Konuşmuyorlar, küsler ve ben çok ortada kalıyorum hocam. Benim ne yapmam gerekiyor? Yani eğer takılarınızı aileniz ile eşinizin ailesi arasında bir kavga olmuşsa o ayrı iş. Ama anladığım kadarıyla sizin aileniz bu işe karışmıyor. Eşiniz ile sizin aileniz arasında bir problem var, doğru mu? Evet, onlar da görüşmüyor zaten. Doğru düzgün bir aile ilişkimiz yok. Sadece eşimle ailem sürekli bir tartışma içerisinde bu konudan dolayı. Yani bu işin üzerine fazla gitmeyin. Ailenizden o altınları keşke alabilirseniz iyi olur tabii ki. En azından eşiniz için gelen altınları eşinize iade etseler. Hani yarısısın yarısı onun diyelim. İki taraf getirdi. Hani sizinkini babanız anneniz diyelim ki meta zorla aldılar ama ötekini aldıklarında hırsızlık yapmış olurlar, zulmetmiş olurlar. Yok, eşimin takıları kendinde hocam. Benim takılarımı benim ailem aldı. Sizin takılarınızı mı aldı eşiniz, aileniz? Evet, sadece bana takılanlar benim ailemde. Bu sebepten dolayı eşim de onlar senin hakkındı diyor. Ya sizin hakkınız ama babanızın, annenizin hakkı değil. Senin hakkındır yani kızım o altınlar. Evet, ben bunun doğru olup olmadığını, işte annemlerin doğru mu yaptığını, ailemin doğru mu yaptığını, yanlış mı yaptığını merak ediyorum. Ben de eşimle çok tartışıyorum. Benim de bu konudan dolayı biraz huzurum bozuluyor. Evdeki huzurum etkileniyor ister istemez. Yani aileniz dese ki biz bu altınları senin altınlarını aldık. Almamaları evet. Gerekirdi ama biz sana takı getiren kim varsa tümünün evliliklerinde ve nişanlarında veya düğünlerinde biz gidip altın takacağız onlara. Senin altınlarını orada değerlendireceğiz dese hani bunun makul bir tarafı, anlaşılabilir tarafı olur. Ha, aldılar ama bu neyin karşılığında aldılar? Şunun karşılığında aldılar. Çünkü onlar da ileride her takı getirene takı takacaklar. Maddi durumlarda müsait değil. Madem kızımızın altınları var, onu değerlendirelim diye düşünmüş olabilirler belki. Bu da doğru bir yol değil. Yoksa yok yani. Evet. İmkanları yani... yoksa düğüne gitmezler, takı da takmazlar yani. Kıyamete kopmaz. Evet. Sizin, çünkü artık takılar size ve eşinize ait olduğu için siz kendi takılarınızda ihtiyar sahibisiniz. Dilediğiniz şekilde harcayabilirsiniz takılarınızı. Belliyse şayet veya mehiriniz varsa diyelim ki o mehirinizde de siz mutlak hak sahibisiniz. Yani burada ailelerin anlayışı olması gerekir ve ailelerin birbirinin cebine el uzatmaması doğru olandır. Bence eşinizle iyi geçinmeye çalışın. Eşinize şunu söyleyin, ya ben de bundan razı değilim. Ama ana baba ne yapayım ben şimdi yani kavga mı edeyim? Gidip babama anneme küfür mü edeyim, hakaret mi edeyim? Evet. Beni anlayışa karşıla ne olur filan dersiniz. Hatta gerekirse bundan dolayı ya ben mehriniz neydi sizin mehriniz? Ben de bir makul bir şekilde bir altın talep etmiştim. Yani gerekirse ben mehrimi senden vazgeçerim. Mehrimi bana vermesin, helallik isterim. Ama babamla annemle beni kavga ettirme demeniz daha makul olandır. Evet, zaten eşim sürekli hani problemi çözmemi istiyor ama ben de eşimle ailemin arasında çok kalıyorum ve bu beni de çok etkiliyor. Eşine diyeceksin ki ben mehrimi istemiyorum, mehrimden vazgeçtim, sen de babamdan annemden vazgeç. Aklıma gelen çözüm bu.
Tamam. Peki. Efendim programın sonuna doğru geldik. Bu cumamız da öyle. Pazar günü sabah saat 10'da beraberiz inşallah. Perşembe akşamları 00:20'de efendim dosta doğru programımızda beraber olacağız inşallah. Rabbim izin verdikçe, ömrümüz oldukça, inşallah sağlığımız yerinde oldukça. Sizden o engin merhametinizden, hoşgörünüzden, temiz kalbinizden lütfen dua bekliyoruz. Bizi duadan mahrum etmeyin lütfen. Efendim Rabbim sizi korusun, muhafaza eylesin. Hepimizi her türlü şerden, kötülükten, kötü insanların şerrinden, münafıklardan, ikiyüzlü insanların şerrinden, gıybetçilerden, yalancılardan, Allah'ı bilmeyen, peygamberi bilmeyen, kitabı bilmeyen, merhamet sahibi, vicdan sahibi olmayanların hepimiz şerrinden korusun. Allah aramıza sevgi, merhamet, affedicilik, güzellik nasip eylesin. Rabbim bizi içimiz, iç alemimizle muamele etsin bizlere. Diyorum, dua ediyorum, dua bekliyoruz. Sizi seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.